أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا درس التفسير بقرة سورة 260. ayetinin tefsirine çalışacağız. Rabbimiz istifadeyi nasip etsin. Estaizu billah ve iz İbrahim bir vakit İbrahim aleyhisselam dedi ki Rabbi ey Rabbim erini bana göster. Keyfe nasıl tuhil mevta ölüleri diriltirsin. Bir vakit İbrahim aleyhisselam dedi ki Rabbim bana göster ölülere nasıl hayat verirsin, nasıl diriltirsin. İbrahim Aleyhisselam denizin kenarında bir ölü gördü. Deniz hayvanları denizden çıkıp hava hayvanları havadan inip kara hayvanları da karadan gelip o ölüyü yiyorlardı. İbrahim Aleyhisselam şöyle düşündü. Bu kimse öldü. Ve bu kişiyi bu mahluklar şu anda yiyorlar. Bu mahluklar da ölecek. Onları da başkaları yiyecek ve böyle devam edip gidecek. Sonra bu ölen kişi kıyamette bir daha diriltilecek. İbrahim Aleyhisselam öldükten sonra dirilme ile ilgili Cenab-ı Hak'tan bir numune istedi. Bir ölüyü diriltmesini Allah'tan murad etti. Gale Allah-u Teala da dedi ki Evelem tu'min Ya İbrahim sen iman etmedin mi? Sen benim bütün ölüleri diriltmeye muktedir ve kadir olduğuma inanmadın mı? Gale İbrahim aleyhisselam dedi ki Bela evet inandım Rabbim ve lakin lakin liyetme inne galbi ben kalbimin mutmain olması için bunu istedim. Evet bu cümlelere dikkat. Çünkü birazdan bu noktalar üzerinde duracağız. İbrahim Aleyhisselam dedi ki inandım lakin kalbimin mutmain olması için istiyorum. Gale Allahu Teala dedi ki فَخُزْ اَرْبَعَةً مِنَ Dört tane kuş al ne ileyk. O dört kuşu kendine meylettir. Yani bu dört kuşu ilk önce incele. Sonra bunları öldür. Sonra bunları parçalayıp birbirine kar. Ve sümmeci al. Sonra da koy. Ala kulli cebel her bir dağın üstüne minhünne o öldürdüğün hayvanlardan cüz'a bir parçayı koy. Hayvanları öldür, onların etlerini, kemiklerini birbirine karıştı, Sonra onları dörde böl ve her bir parçayı da bir dağın üzerine koy. Sümmed <Sessizlik> uhun. Sonra onlar çağır. Ye'tineke sa'ya onlar sana koşarak gelecekler. İbrahim Aleyhisselam bunu yaptı. Her bir dağın üzerine bir parçayı koydu. Hayvanların başlarını da ayaklarının altına aldı. Ve Hayvanları Rabb'isinin izniyle çağırdı. O kemik ve etler dağlardan havalandı. O şekilde İbrahim Aleyhisselam'a doğru geldi. İbrahim Aleyhisselam'ın gözü önünde parçalar birbirinden ayrıldı. Her hayvanın kendi eti ve kemiği kendi vücudunda cem oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın gözü önünde dört tane kuş başları olmaksızın uçuyordu. İbrahim Aleyhisselam ayağını kaldırdığında ayağının altındaki kafalar da havalandı. Her kafa ahit olduğu vücudu buldu ve İbrahim Aleyhisselam'ın öldürdüğü o dört hayvan İbrahim Aleyhisselam'ın gözü önünde dirildi. Zalem ennallah azizun hakim ve Allah emretti. Bil ki Allahu Teala azizdir, mutlak galiptir. Hakim ve hikmet sahibidir. Şimdi bir daha toplu manaya dikkat kesilelim. Sonra bazı noktalar üzerinde duracağız. İbrahim Aleyhisselam bir vakit dedi ki Rabbim bana göster ölüleri nasıl diriltirsin? Allah dedi ki yoksa iman etmedin mi? İbrahim Aleyhisselam dedi ki Evet ettim, lakin kalbimin de mutmain olması için istiyor. Allah dedi ki dört tane kuş al, o kuşları incele, parçala, etlerini birbirine karıştır ve daha sonra her bir dağın üzerine bir parçayı koy, sonra onları çağır onlar sana koşarak gelecekler. Ve bil ki Allah azizdir, Allah hakimdir. Şimdi tefsirinde üzerinde duracağımız birinci nokta. İbrahim aleyhisselam ulul azm büyük peygamberlerdendir ve peygamberlerin de Aynı zamanda atasıdır. Kur'andaki lakabı Halilullah Allah'ın dostudur. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam hakkında "Ben onu kendime halil dost edindim." buyurmuş. Böyle bir peygamber Cenab-ı Hak'tan öldükten sonra dirilmeye dair delil istiyor. Şimdi bizler iman hakikatlerinden ders yaparken bazen diyorlar ki bizim öldükten sonra dirilmeye imanımız var. Bu konuda bir delile ihtiyacımız yok. Delil şüpheden ileri gelir. Benim bu sözün sahibine sorum şu. Sen İbrahim Aleyhisselam'dan daha kuvvetli bir imana mı sahipsin? Sahipsin ki İbrahim Aleyhisselam'ın talep ettiği delili talep etmiyorsun. İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber öldükten sonra dirilme hususunda Allah'tan delil talep eder ve kalbimin mutmain olması için bunu istiyorum derken bizlere ne oluyor da iman hakikatleri ve başta öldükten sonra dirilmeye dair delillere itibar göstermiyoruz. Bu delilleri ders veren eserlere rağbet etmiyoruz eğer kıssadan hissemizi alabilmişsek İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı delil talep etme işini eğer yapmaya karar vermişseniz işte ben sizlere bu konuda mükemmel bir kaynağı tavsiye ediyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyat, İman hakikatlerini iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat eden risaleler. Eğer öldükten sonra dirilme hakkında delil istiyorsanız işte tavsiyem onuncu sözü mütala etmeniz. Tefsirini yapacağımız ikinci nokta. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a dört kuş almasını emretti. İbnül Münzir Hazretleri der ki, bu dört kuş şunlardır. Güvercin, karga, horoz ve tavus kuşu. İkisi havada, ikisi karada. Havada olanlar güvercin ve karga, yerde olanlar horoz ve tavus kuşu. Cenab-ı Hak i̇bnül Munzer'in beyanına göre İbrahim Aleyhisselam'a bu dört hayvanı öldürmesini emretti. Bakın şimdi. Kadı Beyzavi Hazretleri'nin şu ayetten yaptığı istinbata bakın. Kadı Beyzavi Hazretleri der ki: Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a bu dört kuşu kesmesini emretti. Ve daha sonra o kuşla İbrahim Aleyhisselam'ın gözü önünde hayat buldu. Ey insan! Sen de ebedi bir hayat ile hayat bulmak istersen bu dört kuşun sıfatlarını kesmelisin. Güvercinin yüksekten uçma sevdasını nefsinde kesebilirsen karganın uzun emelli ve kuruntulu olma sıfatını nefsinde kesebilirsen horozun şiddet ve öfke sıfatını nefsinde kesebilirsen ve tavus kuşunun güzelleşmek ve övünmek sevdasını nefsinde kesebilirsen o zaman o sıfatları Allah'a davet ettiğinde o sıfatlar sana koşarak gelir ve itaat ederler. Evet. Ne güzel bir isim bad değil mi? İbrahim Aleyhisselam'a kesmesi emredilen kuşların sıfatlarını eğer bizler de nefsimizde kesebilirsek işte o zaman o sıfatları hakka davet ettiğimizde onlar bize itaat edecekler ve nefis artık yüksekten uçmak sevdasından vazgeçecek. Uzun emeli kuuntuyu bir kenara bırakacak. Şiddeti ve öfkeyi terk edecek. Güzelleşmek sevdası ve övünmek belasından kurtulacak. O zaman nefis Cenab-ı Hakk'a itaat edecek. Biz de insanı kamil olarak hayat bulacağız. Evet, bu tefsir dersimizde İbrahim Aleyhisselam'ın bir kıssasını anlamaya çalıştık. Dilerseniz dersimizin sonunda manayı bir daha toparlayalım ve dersimizi bu şekilde tamamlayalım. İbrahim aleyhisselam bir vakit dedi ki Rabbim bana göster ölüleri nasıl dirilteceksin? Allah dedi ki yoksa iman etmedin mi? İbrahim aleyhisselam dedi ki evet ettim lakin kalbimin de mutmain olması için istiyor. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a şöyle dedi. Dört kuş al. Bunları kendine meylettik. Sonra her bir dağın üzerine bir parçayı koy ve onları çağır. Onlar sana koşarak gelecekler. Bil ki, الله عزيز دير و الله حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تقبل منا بهمة الفاتحة